istiyor komiserim. Peki. İşte şüphe ettiğimiz iş adamı, ismi Haşmet. Universal İthalat ve İhracat şirketinin sahibidir Haşmet. Bu şirket görünüşte dış ülkelere tütün, tiftik, zeytinyağı gibi maddeler ihraç ediyor. Gerçekte ise milletler arası bir cinayet ve kaçakçılık örgütünün şefi olduğundan şüphelenmekteyiz. İtalya'da onun gönderdiği zeytinyağı tenekelerini açan görevliler sıvı halde afyon buldular. Haşmet tenekelerin yurt dışında değiştirilmiş olabileceğini savundu. Bir süre sonra yurda gizlice sokulan silah ve mermiler yakalandı. Ele geçen iki kişi konuşmadılar ve intihar ettiler. Haşmet'in bir deposuna baskın yaptık. Yaktıkları evrakların küllerinin infraruj tetkikinden Sarı Haydar adında birini öğrendik. Tek delilimiz de bu. Bu görevi sana veriyorum. Baş üstüne efendim. Çalışmak istediğin ekibi kendin seçeceksin. Emredersiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gördüm seni Şahin. Sen de demir gibisin. Hoş geldin. Annem her akşamüstü şu kapıda beklerdi babamın. Babamın da en büyük zevki çiçekleri sulamaktı. Bu evi niçin satmadığın şimdi anlaşıldı. Nasıl satarım? Ben bu evde doğup büyüdüm. Bu bahçede oynadım. Şaşıracak ne var? Geleceğini bildiğim için bir kadın tuttum, her tarafı temizlettim. Haber alıyor musun Lale'den? Evet, sık sık mektup yazıyor. Münih'teymiş şimdi. Bir fabrikada sekretermiş. Geceleri de lisan kursuna gidiyormuş. Niçin üzüyorsun? Neden evlenmiyorsun? Sevdiğini sakın inkar etme. Seviyorum. Ama bizler evlenemeyiz Turgut. Arkamızda gözü yaşlı, dul bir kadın, babasız çocuklar bırakamayız. Bu gelişinde meslekle mi ilgili, görevli misin? Eğer gerçekse bir canavarla boğuşacağız. Sayısız kolları olan zehirli bir ahtapotla. İşte bu adam. Haşmet Bey. Tanıyor musun? Yok, hayır. Ama sosyete sütunlarında sık sık adı geçer. Hayırsever bir adam olduğu bilinir. Bir melek mi yoksa şeytan mı anlayacağız? Sarı Haydar uzun zamandır etrafta görünmüyor. Ama senin için hemen araştırırım. Kendin için aramaktasın Haydar'ı, unutma. Tamam abi. Ne oldu? Emrin üzerine Sarı Haydar'ı her yerde aradım. Ortalarda yok. Yalnız bir kere bağır pavyona girdiği görülmüş. Zahmet oldu. Zahmet olur mu abi? Sen olmasaydın hala hapishanelerde sürünüyordun. Demek bahar pavyon, ha? Evet.
bütün bu silahların hepsi ruhsatlı. Silahta parmak izin var. Polise ateş etmekten 10 yıl yatarsın eğer Sara Haydar'ın yerini söylemezsen. Telefonu ve yeri yazılı kartla. Yaran acıyor mu? Buyurun, ben Haydar. Rahatsız ettim sizi. Önemli bir mesele hakkında konuşmamız gerekiyor. Ne gibi bir mesele? Telefonda anlatmak pek mümkün değil. Buluşmamız lazım. Buyurun, burada görüşelim. Açıkçası kaçak bir şeyler istiyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Silah lazım bize. Biraz da uyuşturucu. Yanlış gelmişsiniz Vedat Bey. Artık ben bu işleri yapmıyorum. Ama yapanları tanıyorsunuz. Ben mi? Evet. Müşterek dostlarımız var. Onları tanıştırır mısınız? Öyle birini tanımıyorum. Ya. Tanıyorsunuz. Evet. Bize güvenmelisiniz. Para için hiç düşünmüyorum. İstediğiniz komisyonu alacaksınız. Haşmet Bey'le ilişki kurmamızı temin edeceksiniz. Başka bir şey istemiyor. Suade'de villası var. Gidin konuşun. Hiç tanımadan böyle bir teklif nasıl yapılır? Böyle işler açıkça konuşulur mu? Böyle bir alışveriş ancak bir tanıdık, bir aracı vasıtasıyla yapılır. Siz bilmelisiniz bunu. Tamam. Ödeyeceğiniz her milyon için %10 isterim. Kabul. 1-2 gün içinde ararım sizi. Telefonunuzu verin. Biz de tedbirli olmak zorundayız. Telefonumuzu veremeyiz. Yarın buradan arayın beni. Oldu. Konuşabilirsin. İki kişiyle beraberdim az önce. Alıcıymışlar ama gözüm tutmadı. Neden? Ağzında geveleme, konuş. Mal istediler. Sonra da hemen sizden bahsettiler. Nasıl bahsettiler? Satıcı olarak. Sizden mal almak, sizinle tanışmak istiyorlar. Neler konuştunuz? Haşmet Bey'le ilişki kurmamızı temin edeceksiniz. Başka bir şey istemiyoruz. Suadiye'de villası var, gidin konuşun. Hiç tanımadan böyle bir teklif nasıl yapılır? Böyle işler açıkça konuşulur mu? Böyle bir alışveriş ancak... Gidebilirsin. Bak. Çok çabuk başardık. Haşmet'in kim olduğundan şüphemiz kalmadı. Bizimle geleceksiniz. He? Neden? Cevabını beyefendi verir. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Üstlerinde bir şey bulamadık. Ne olacaktı? Silah mı? Onu ancak siz kullanırsınız. Bizi buraya silah zoruyla nasıl getirirsiniz? Neden, ne hakla? Yanımda çalışan herkesin silah ruhsatı vardır. Kimsiniz? Burayı niçin gözlüyordunuz? Özel bir mesele. İki arkadaş bekliyorduk. Uzun saçlı, uzun etekli iki arkadaş.
Ben Sara Haydar'ı beklediğinizi sanmıştım. Öyle birini tanımıyoruz. Ancak bir tanıdık, bir aracı vasıtasıyla yapılır. Siz bilmelisiniz bunu. Niçin benimle tanışmak istediniz? Öğrenmişsiniz. Yaptığımız iş belli. Sizinle çalışmak istiyorduk. Haydar'ın bu kadar kurnaz olduğu aklımıza gelmemişti. Ama iyi oldu. Sizden silah, mermi ve uyuşturucu istiyorduk. Kim söyledi size kaçakçılık yaptığımı? İsim veremeyiz. Öyle mi? Götürün bunları. Konuşsunlar. Hadi bakalım. Yani. Hadi başlayın da ne biliyorlarsa söylesinler. Sana da, çocuklara da kızmış değilim. Bazen sizden güçlüler de, akıllılar da karşınıza çıkacak. Bundan böyle Cengiz, Haydar'ı adım adım izlesin. Şimdi ne yapacağız? Elimizde Haydar gibi bir hazine var. Haşmet'in yakın adamı olduğu belli. Üstüne üstüne gideceğiz. Ne biliyorsa söyleteceğiz. Bildiklerini söyle. Hayır. Gidin buradan. Başkasını bulun. Gebermek istemiyorum. Bir şey bilmiyorum ben. Bildiklerini söylemezsen öleceksin. Sahil cinayetindeki deliller seni ipucunda sallandırmaya yeter. Hayır. Ya. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bunu kimse ispatlayamaz. Zor kullanacağız öyleyse. Ufak bir cezayla kurtulursun. Konuş şimdi. Nasıl? Nasıl yardım edersiniz? Kendinizi ne sanıyorsunuz? Kimsiniz siz? O yılanın başını ezecek polis ekibiyiz. Haşmet'in bir ortağı var. Yabancı uyruklu. İsmi Denisos. Silahlar deniz yoluyla dışarıdan geliyor, Denisos depoluyor. Sonra mal isteyene sevk ediliyor. Denisos'un yeri neresi? Tatça'da yalısı var. Bize ihanet ettin. Acı çekerek gebereceksin. Başka çarem yoktu. Bağışla beni polisler, korktum. Eğer canımı bağışlarsan, kulum, gelen olurum senin. Kimdir öteki kulağını delir? Deniz olsan dönüşte bana onun yıllanmış şaraplarından getirmeyi unutmayın. Peki baba. Hadi eyvallah. Güle güle. Deniz olsun mahzeninde şarap yerine silah bulacağımızı bir bilse. Buyurun Haşmet Bey. Emirlerinizi dinliyorum. Denisos. İki misafirim oraya geliyor. Onları gerektiği gibi ağırla. Anlaşıldı Haşmet Bey.
Ev sahibi olarak gerekeni yapacağım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Güle güle, güle güle. Sahile fazla sokulmadan biraz ötede dinlerle. Olur. Herhangi bir aksilik olursa geriye dön. Hava kararınca tekrar buraya gel. Ben yalıya girmek için geceyi bekleyeceğim. Geç kalırsan beklersin. Olur. Ha, hiç gelmesem yapacağını biliyorsun. Evet. Talihin açık olsun. Burada. Balığa çıkmıştım. Arkadaşın nerede? Hangi arkadaşım? Kimi soruyorsunuz? Bu kimin? Kimin dedim? Ha, benim. Üstüm başım ıslanırsa diye yedek almıştım. Islansan da fark etmez. Nasılsa öleceksin. Hadi. Hadi çabuk. Görmeniz için yaktım. Hiçbir yerde böyle otomatik, yarı otomatik silahları göremezsiniz. Niçin bir tanesini alıp kontrol etmiyorsunuz? Hak ettiniz bunu. Bu uğurda onca arkadaşınız hayatını kaybetti. Ne oldu arkadaşıma? Öldü. Şimdi sıra sende. Her şeyi taşıyın. Bunun da icabına bakın. Geçiyor galiba, jandarmaya haber verelim. Oldu. Ağır yaralı birini getirdiler. Tarifinize uyuyor. Arkadaşınız olabilir. Durumu nasıl? Çok yakınında birden bir bomba patlamış. Ama yaşayacak. Çok şükür. Sabaha karşı kaçıyorum. Bir süre için ortadan kaybolmak zorundayım. İyi bir tatili hak ettin. Seni İstanbul'da bekliyorum. Buna çılgınlık derler. Yakalanırsam eğer asarlar beni. Yakalayamayacaklar. İsteseler çoktan tutuklarlardı. Demek ki istemiyorlar. Üstelik aradan 3 ay geçti. Sebebini geldiğin zaman anlatacağım. Hayır. Duramam. Kaçacağım. Gelmeni istiyorum. Geleceksin. İki eli bileğinden kopmuş. Sağlıklı ama ellerini kullanamaz. Arkadaşın hareketsiz kalacak. İki eli hiç yok demektir. Ayrıca bir ayağının topuğu da parçalanmış. Turgut gibi bir adam, böyle sakat, yarım. Ölümden kurtulması bile bir mucize. Büyük geçmiş olsun.
için karanlık? Neresi? Işıkları neden yakmıyorsunuz? Polisi vazife uğruna ellerini, gözlerini kaybedebilir. Ama gene de halka olan görevini yapar. Yüreğiyle yapar. Değerli hizmetleriyle polis mesleğine unutulmayacak katkılarda bulunan iki arkadaşımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendileri yüksek hizmet ödülüyle takdir ve taltif edilmişlerdir. Örnek çalışmalarıyla mesleğimize yeni katılanlara da ışık tutacaklardır. Lalesin sen. Aa, nereden? Nasıl bildin? Kokunda. Unutmadın demek. Unutmamışsın. Allah'ım ne kadar mutluyum. Seni hep bu bahçede görürdüm. Okula giderken sana el sallardım. Bana başarılar dilerdim. Niçin döndün? Hepinizi çok özledim. Aşk olsun. Böyle mi karşılar insan? Ayağa kalkmaz mı, hoş geldin demez mi, kucaklamaz mı? Söylememiştim. Ne fark eder? Şahin'le Turgut'un işleri bitti artık. Ama polisle bizim işimiz bitmedi. Bir süre için işler yavaşlatılacak. Bütün depolar boşalacak. Gelen ve giden bütün mallar hiç bekletilmeden sevk edilecek. Peki Haşmet Bey. Hiçbiri tutuklanmayacak. Tutuklarsak sadece Şahin'in ve Turgut'un intikamını almış oluruz. O zaman Haşmet'in de Deniz Uzun'da yerine başkaları geçer. Ve çete işine devam eder. Oysa asıl hedefimiz ülkeler çapındaki bu örgütü bütün delilleriyle ele geçirmek. Yani kökünü kurutmak. Emredersiniz.
uyumadın, hasta olacaksın. Masal mı istiyorsun yoksa ninni mi? İyi geceler. İyi geceler. Gideceksin dedim. Hayır, bırakmam. İyilik meleği kesilme başıma, gideceksin. Hayır, gidemem, gidemem Şahin. Gideceksin. Ne seni ne de başkasını, kimseyi istemiyorum. Yalan, yalan söylüyorsun. İstemiyorum, bugüne kadar sabrettim, sustum, gitmeni bekledim. Tahammül ettim. Hadi git. Gitmeyeceğim, ölsem bile gitmeyeceğim, seni bırakmayacağım. Gibiydi. Ne kadar yalvardım dinlemedi bile. Halini anlatamam. Yıkıldı gitti Şahin. Üstelik kör. Üstelik yapayalnız. Ne olur gidelim. Bana yardımcı ol. Şahin'i kurtarmak için çırpınalım. Yapayalnız yaşayamaz. Yaşayamaz. Bize hiç kimse yardım edemez artık. Ben de ölmeyi düşünüyorum yani. Be adam. Evet, kör. Beni karşıya geçirir misiniz? Tabii beyim. Geldik miyim?
Size yardım edeyim de karşıya geçin. Buyurun, burası. Çok teşekkür ederim. Şişsine Bey. Buyurun Bey. Buyurun. Buyurun şöyle gidin. Saat 1:30. Kapatıyoruz beyim. Baş üstüne beyim. Bana bir taksi çağır, Nişe'de konyak say. Kırmadan konuşalım. Gideceksin. Anladın mı? Gitmeyeceğim. Yanlış, manasız, tutarsız bir gayret bu. Değil. Bana acıdığın için buradasın. Acıyorsun bana. Bana kimse acıyamaz. Hayır, sana acıdığım için değil. Bana kimse acıyamaz. Benim kimseye ihtiyacım yok. Anlıyor musun? Bana kimse acıyamaz. Benim kimseye ihtiyacım yok. Yok. Kimseye ihtiyacım yok benim. Yok. 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 Thank you.
musun? Körsem sana ne? Yerin yurdun neresi? Evin nerede? Götüreyim. Evim evim yok. Mekansızım. Çok da içkilisin. Öyleyim. İçki yasağı mı var? He? Gel bakalım benimle. Kimsin sen? Tanışalım önce. Devriye polisiyim. Ha, polis sen, boynum kıldan incedir. Gel hadi gel. Sizin gibi değerli bir meslektaşımızı bu halde görmek istemezdim. Arkanı dön öyleyse. Bizi yalnız bırakır mısınız? Merhaba Cevat. Bu saatte hayrola? Haber verdiler, koştum. Zahmet etmişsin. Sizi böyle görmesem inanmazdım. Ne varmış halimde? Siz bir yıldırımla yıkılacak çınarlardan değilsiniz şef. Yıkıldığımı kim söyledi? Komiser Sedat beni evime bıraksın lütfen. Arkadaşım buraya kadar zahmet etti. İyi akşamlar. Buyurmaz mısınız? Yok, gelemez. Çoluk çocuğu meraktadır şimdi. Hoşça kal Sedat. Başka bir zaman ağlaşırsınız. Sana acıdığım için değil, seni sevdiğim için buradayım. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Çocukluğumdan bu yana seviyorum. Bırak sana yardım edeyim. Bırakma kendini. Toparlan. Yendiler seni. Yendiler. Geliyor bu işin. Kararın nedir? Bu baskıyla işleri yürütemeyiz artık. Gitme zamanı yaklaştı. Niçin hemen gidiyoruz? Ne bekliyoruz? İşleri yavaş yavaş bitireceğiz. Telaş hata yapmamıza neden olur. En tehlikeli döneme girdik. Gidişimizden hiç kimse şüphelenmeyecek. Hiç kimse de bilmeyecek. Emrimizde çalışanlar bile. Abi şeref verdin de. Telefon ne tarafta? Gel abi gel, şu tarafta. Şen kulübü bir ara. Alo? Buyur abi. Şehmus sen misin? Ege pavyonu mu? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Emret abi. Eğlenmek istiyorum. İhtiyacım var buna. Beni kızların yanına götür. Peki abi. Thank you.
Buyur. Böyle. Oturun şöyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Bir şey içmek istemez misiniz? Yapacaksın. Emret abi, sen benim bir zamanlar hayatımı kurtarmıştın. Bu seferki işin çok da tehlikesiz. Hiç kimse şikayetçi olmayacak. Hedef kim? Kurban kim? Ben. Nasıl sen? Beni öldüreceksin. Ne zaman, nerede, nasıl bilmeyeceğim. Bir defada ve çarçabuk bitireceksin. Yo, hayır, affet abi, affet. Affet beni, affet. Aman Allah'ım, kimi görüyorum? İşte bu iyi. Akşam yorgunluğum çıkacak. Yardım edebilir miyim? Arabam şurada. Nereye isterseniz bırakabilirim sizi. Etap oteline lütfen.
Şu halini Haşmet Bey de görmeliydi. Uğraştın mı bizimle, buldun mu belanı? Artık bastona ihtiyacın yok. Bana iyilik etmek istiyorsan beni her gün döveceksin. Tamam mı? Erkekçe vurmazsan kötülük edersin, tamam mı? Sakın acıma. Oğlanca gücünle erkekçe vuracaksın. Peki abi. Erkek gibi dövüşeceğiz. Thank you.
Tam zamanında geldim. Dikkatli olacağım abi. Abi.
düştü. Tamam abi. Oraya. Tamam abi. Gibi Şahin Bey. Hamle yaparken derin soluk alıyorsunuz hocam. Burada mı? Evet. Ne durumda? Berbat. Yanına gidelim. Kucaklaşalım. Görüşmeyeli çok zaman oldu. Koy vermişsin kendini. Öyle oldu. Teke gibi kokuyor. Yıkanmıyorsan denize gir bari. Sen de çocuklara dönmüşsün. Çocuk gibi kendini kandırmaya çalışıyorsun. Anlamadım. Bizden geçti artık. Bittik biz. Şıklık, temizlik, hepsi pasafiso. Birbirimizi aldatmaca falan oynamayalım. Hiç öyle bir halim var mı? Hayatın içindeyim, yaşıyorum. Bana aşık bir sevgilim bile var. Aslan abim. Aşk olsun. İnsan arkadaşına bir yudum içki ikram etmez. Davran bakalım. Nereye? Eski günlere. İşleri bıraktığımız yere. Geçmiş ola, sen git. Ne halim varsa gör. Ölmeye niyetim yok benim. Böyle köpek gibi sürünmeye yaşamak mı diyorsun sen? Bir körle, elsiz ayaksız bir çolak hiçbir işe yaramaz. İkimiz bir adam bile etmeyiz. Hadi uğurlar olsun. Sen bu kadar haysiyetsiz, onursuz olamazsın. Geleceksin, yan yana vuruşacağız. Ölürsek de insan gibi beraber öleceğiz. Hayır, yokum ben. Herkesten kaçtım. Onun için şurada bir ölü gibi yatıyorum. Uğraşma, bırak beni! Önüme düşmezsen, önce ben seni öldürürüm. Sen taş tanrısın. Bravo. Benim de işe yarayacağıma gerçekten inanıyor musun? İnanmasam gelmezdim. Ağla. Kendini bul. Kavuş kendini. Ağla koçum. Ağla. Unutma ki insan tükenmez. Dünyada en büyük değer insanın değeri. Haşmet deniz sosla birlikte pasaport vizeletmiş. Bu gece uçakla yurt dışına gidiyorlarmış. Haşmet gibi bir adam bu budalalığı yapmaz. Tutuklanacağını bilir. Önümüze müthiş bir yem atıyor. Başka bir planı mı var? Kuşkum yok, mutlaka bir planı var. Köpek balığı bu sefer ahtapotu parçalayacak. Hepsi dört kişi. Çekil sen.
kimleri görüyorum? Bizim eski dostlar. Biri kör, biri de iki eli olmayan bir topal. Ne haber, ne haber? Akıllanmamışsın dostum. Vicdanlı çocuğumdur kör birini dövenen. Tamam mı, tamam mı kör? Söylersem öldürür beni. Söylemezsen ben öldürürüm seni. Fabrikada. Ne fabrikası? Turna fabrikası. Kartal'da. Malları tuğlaların içine koyacaksınız. Yükleme bu gece yapılacak. Her yüklenmiş tuğla vagonunun ortasında bizim gizleneceğimiz yerler yapılacak. Peki Haşmet Bey. Aydın. Efendim. Sizler de Mavna ile Kıbrıs'a geçeceksiniz. Başsın. Takdire değer bir adamsın Şahin Bey. İnadından vazgeçmedin. Ama bitirelim artık bu işi. İnsan tükenmez Haşmet Bey. Biz elimiz gözlerimizle iş yapmadık. Yüreğimizle yaptık. Bu işe de yüreğimizi koyduk. Dağılın!
onlara bir şenlik gösterelim. Öğrettiniz. İnsan en yoksun, en imkansız durumda bile her engeli aşabilirmiş. Her kötülüğü yenebilirmiş. Yeter ki yürekli olsun, imanlı olsun. Sen beni değil, gerçek Türk polisini tarif ediyorsun.
kendisini bilir misin? Evet. Kör bir adamın hayatının sonuna kadar ayakları olacaksın.